Arkadaşlar merhaba 9 Ocak Pazartesi gece Amerika Philadelphia'da altılı bitmeden yine Amerika Turf Paradise'da altılı ganyan başlayacak orada 10 koşu olsa da TCK 7 koşuyu aldı ve daha önce bir tahminde bulunduğum bir program değil pist değil Turf Paradise ilk kez tahminde bulunacağım dolayısıyla genel olarak pistin Genel anlamda çok da bilgi sahibi değilim, Jokeyler olsun, antrenörler olsun vesaire. Ama yine de her zamanki gibi çalışmalarımı yaptım. Çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Geçen bir arkadaş bir eleştiride bulunmuştu. Şöyle dedi: "Artık sen de sallamaya başladın Üstad" diye bir eleştirisi olmuştu canı sağ olsun ama şunu da altını çizeyim. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir tahminde bulunuyorum sizlerle paylaşıyorum tahminlerim ama hiçbir program değil koşuda dahi salladığım olmamıştır. Bir iki yarış programında çok detaylı çalışma yapmadım. Gene ön bir çalışma yaptığım bir iki program oldu. Onu da sizlerle paylaşmıştım. Onun da altını çizeyim arkadaşlar. Birinci koşuyla yedili plase başlıyor. Turf Paradise'da 1600 metre çim pistte dişilerin koşacağı şartlı koşu. 8 kısra mücadelesi olacak. Birbirlerine yakın gördüm performanslarını. 7 numara bir kenara koyuyorum. 7 numaranın yarışları çok iyi. Zaten 4 kez koşup ikisini kazandı. California Chrome temsilcisi. Bilmiyorum aynı performansı sergilerse yine kazanmaya çok yakın ama üst üste de 3 birincilik biraz zorlanacağını düşünüyorum. Önceliğim 7 olsa da 8-4 e, Flirt, 3 numaralı e, Lopi, 5 numaralı Lady Komisyoner ve son olarak Çin pisti biraz eksik olsa da 2 numaralı Spoonline buranın sürprizini yapabilir. Sıralamam burada 7-8, 3-5 ve 2 oldu birinci koşuda. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak. Saat 22.54'te 1200 metre kum pistte 3 yaşlı tayların koşusu. 8 tay mücadele veriyor burada. 2 ve 3 numaralı taylar da ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da fazla at yazmayı tercih ettim. bir tane bankom var 5. koşuda. 2 tane de alternatif tek önerim olacak sizlere. altılı ganyan ilk ayağındaki favorim İlk yürülerden 3 numaralı A-Bit e, maç oldu. Sonra 8 numaralı Muhammed e, 5 numaralı Big Creed 1 numaralı He's a Man, 7 numaralı Bray Bray ve 4 numaralı Mr. So Funny bir kez koşup kazanan AGF tablosunda favorisi ama bugün için e, zor yani rakipleri var son sıraya yazdım. Aşağı yukarı haşlamış oldum. 3, 8, 5, 1, 7 ve 4. Burada sırasıyla şans verdiğim taylar. Üçüncü koşu 1300 metre mesafeli şartlı bir koşu. Kum pistte 9 atın mücadelesi olacak. Alternatif tek dediğim safkanlardan biri. Buradaki favori safkan 5 numaralı El Chavo del Oco baktığımızda 93 handikapa ulaştı. Daha yüksek ikramiyeli yarışlar koştu. bugün için burada tek yazılabilir. yanına at yazmak isteyenlere ki ben de şablonuma yazdım 5'e rakip olarak 9 numaralı Hiho Chiro ki jokey de burada kazanma oranı yüksek jokeylerden biri, Heri Hernandez. 5'in ilk rakibi 9. Yanına bir sürprizde Safkan yazdım. O da 2 numaralı Fire Van Ridi Son yarışları biraz kötü olsa da daha önceki koşullarında oldukça tatminkar koşular sergiledi. Her an bir sürpriz yapabilir. 5 numara bir adım önde olsa da 9 ve 2 yine şans vereceğim. Atlar oldu 3. koşu için. 4. koşuya geldiğimizde 900 metre mesafeli dişilerin koşacağı şartlı bir koşu. 12 kısrak yarışa kayıtlı olsa da Burada 10 tanesi koşabilecek 11 ve 12 yedekte. Buradaki önceliğim favori Safkan 2 numaralı Şükür Fotacan. Benim de önceliğim oldu. Sonra 7 numaralı Party Police. 8 numaralı Big Oz Princess. 3 numaralı Sweet Lady Lana. Ve buradaki yüksek bedelli kısraklardan biri. 4 numaralı Penidy Kitty ee, yine şans verdiğim ee, son kısrak sıralamamda 2 7 8 3 ve 4 4. koşu için. 5. koşu 1600 metre mesafeli çim yarış maiden koşu. Dişilerin koşacağı bir yarış 8 kısrak mücadelesi olacak. banka olarak önereceğim safkan ee, 1 numaralı Looking to Get Even. Benim de banko olarak önereceğim safkan olacak. AGF tablosunun da favorisi. 300 bin dolarlık bir safkan ve koştuğu koşullara baktığımda da rakiplerine göre daha yüksek ikramiyeli yarışlar koşup yakın aralarla bitirdi. Bugün için bu grupta kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum bir numara için. Altıncı koşu altılı ganyanında beşinci ayağı bin metre mesafeli maiden koşu dişilerin koşacağı yine bir koşu 11 kısrak yarışa kayıtlı. Beşini değerlendirmemi aldım. Daha çok uzun zamandır koşmayan atları değerlendirmemi aldım. Bunların ilki bir numaralı Bozical lady benim buradaki favorim ki 2 sefer koştu 253 gün önce ve rakiplerine göre yüksek ikramiyeli zorlu grupta koştu bir numara favorim sonra 8 numaralı Est, Est King ikinci olarak şans verdiğim Safkan sonra on numaralı Keep On Rockin Me Baby e, o da 248 gündür koşmuyor ama son e, üçüncülükleri oldukça iyiydi. 8 yaşındaki 10 e, numara 3. E, tercihime yazdım. 7 numaralı Belle May Bell ki AGF tablosunda oldukça e, yüksek bir oynanma oranına sahip ama ben 4. tercihime yazdım. Yani koşulları çok da tatminkar değil. Gerçi rakiplerine baktığımızda da elle tutulur bir performans sergilemiş bir safkan yok ama uzun süredir ara vermiş safkanlar var. E, sağa nasıl gelecekler bilemiyoruz. E, ben yediğim dördüncü tercihime yazdım dediğim gibi. Son olarak da 5 numaralı Signature Color yine şans verdiğim so son safkan. Sıralamamda 1, 8, 10, 7 ve 5, 6. koşu için. 7. ve son koşu gece 01.09'da başlıyor. Stakes dişilere ait 1600 metrede koşulacak. 8 kısrak yarışa kayıtlı. 3 at yazdım değerlendirmem ama alternatif tek dediğim 2 tane alternatif tek demiştim biri 3. koşudaki 5 diğeri de buradaki 5 numara olacak Tize Makogör ki AGF tablosunda çok favori bir safkan var 6 numara son 4 yarışını kazandı e buradaki birçok rakibinde geçti. 7'nin önünde bitirmişti 6 numara. Ama 5 numaraya baktığımda özellikle daha zorlu gruplarda koştu. O da son 6 yarışın 3'ünü kazanan bir safkan. 5 numara rakiplerine göre bir adım önde tutuyorum. Yanına yazdığım iki rakip. İlki 6 numaralı Joy in the Beetle yine kazanabilir. Eee diğeri de 1 numaralı eee Miss Check üçüncü tercihime yazdım sürpriz arayanlara muhakkak yazmanız yazmanızı öneririm ki özellikle son yarış derecesi 1600 metredeki derecesi çok iyiydi üçüncülüğü 135 civarlarında koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam bugün için buranın sürprizini yapabilir sıralamamda 5 6 ve 1 oldu son koştu arkadaşlar değerlendirmelerimi de bitirdim bahtınız açık olsun görüşmek üzere diyorum